Merhaba sevgili izleyiciler, ben Max12. Ben de Mekanik. Bugün 3.0 beta yeniliklerini inceleyeceğiz. Bakalım ne gibi yenilikler ve özellikler var. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olanlarında bir zil var, zil tüpar, bütün yeniliklere haberdar olabilirsiniz. Aradığınız şeyin başarısında Max12 az yazarak içeriklerime ulaşabilirsiniz. 3.0 güncellemesinin net geliş tarihi belli değil. Daha beta'ya yeni 3.0 yenilikler eklenmeye başladı. Bu arada siz sevgili izleyicilerim, iyi bir haberim var. Kanca tekrardan oyuna ekleniyor. Şimdi gelin hep beraber beta görsellerini iklimiyle birlikte inceleyelim. Günler öncesinde 3.0 sürümü çok gizli dostu diye bir görseli paylaşıp siz sevgili izleyicilerimden gördüğünüz görselleri yorumlamanızı istemiştim. Şu an 3.0 beta'da bu özellikler yer alıyor. Kılıç özelliği oyuna eklenmiş. Herhangi bir yerden kılıcı bulabiliyorsunuz. Kullanılma özelliği, beyaz bir kutu var. Bu kutuyu bulduğunuzda kendinizi klonlayabiliyorsunuz. Klonunuzu bir yere bırakıyorsunuz. Siz uzaklaşıyorsunuz. Rakibi kandırmak için güzel bir taktik. Bir diğer özellik kanca. Kanca'ya süzülme animasyonu eklenmiş. Zaten bu maç içerisinde deneyimleyeceğiz. Aynı zamanda haritada tema yerleri gözükmüyor ancak yasyanla palyana değişmiş. Birazdan bunu da göstereceğim. Öldüğünüzde direkt geri sayım başlıyor. 5 saniyenin sonrasında sizi Pearson'a benzer bir yerde canlandırıyor. Ya rakibinizi öldüreceksiniz ya da rakibinizden önce çıkışa ulaşacaksınız. Bir yere gidip de canlanma kartı almanıza gerek yok. Bir rakip tarafından vurulduğunuzda, öldüğünüzde direkt sizi canlanma arenasına atıyor. Bekleme alanına böyle bir rampa eklenmiş. Bu rampadaki butona bastığımızda havai fişek animasyonu eklenmiş. Yani güzel bir özellik. Şu an incelediğimiz görseller 3.0'a ait. 3.0 beta görüntüsü. Oyun değişik yapma hakkını gizli tutar ve beta sürüm oyunun nihai katlısını temsil etmez. İner inmez kancayı buldum. Ancak kancaya değişik bir süzülme efekti eklenmiş. Bunu gayet başarılı buldum. Bakın şimdi böyle ufak bir süzülmesi var. Ama kısa mesafe süzülüyor. Bu ilerleyen zamanda daha da düzelecektir. Markete yeni eşyalar eklenmemiş. Maça girdiğimizde harita bu şekilde gözüküyor. Yani herhangi bir tema ya da bir yenilik yok görüntü olarak. Ancak Yasyana'da bir değişim var. Kılıcı buldum. Kılıç mükemmel gözüküyor ancak bayağı fazla yer kaplıyor. Şimdi kılıcı rakibin üzerinde deneyeceğiz. Böyle vuruş animasyonları var. Gayet güzel gözüküyor. Bir rakibin üzerinde daha deneyeceğiz. Sizce kılıç nasıl olmuş? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Gayet güzel gözüküyor. Bir de alt kısma ayrıyetten bir buton eklenmiş. Bu buton da savunmaya yarıyor. Arabayı kullanırken aynı zamanda cam basabileceksiniz. Böyle bir özellik gelmiş. Sargı bezi ve içecekler kullanabiliyorsunuz. Kendimi bota öldürttüm. Bota öldüğünüzde de aynı şekilde sizi arenaya yönlendiriyor. Gördüğünüz görseller beta sürüm oyunun nihai ve gerçek katlısını temsil etmemektedir. Askeri üssünün arka kısmında gördüğünüz o pembelik bu kısım bizi buraya yönlendiriyor. Harita olarak Pearson'u anımsatıyor ancak Pearson'la alakası yok. Zaten göreceksiniz. Ya rakibinizi öldürmeniz gerekiyor ya da çıkış rakibinizden önce ulaşmanız gerekiyor. Ben baktım rakibi bulamadım. Hemen çıkış noktasına yöneldim. Çıkış noktası da sağ kısımda küçük evlerin olduğu yer. Şu an için beta da bu şekilde. Tıpkı Metroyal anımsatıyor bu sisler. Bu şekilde çıkışınızı sağlayabiliyorsunuz. Şu an için yani bayağı güzel gözüküyor. Şimdi Yasyana Polyana'yı inceleyelim. Gördüğünüz üzere bu orta kısımda binalar değişmiş. Ve Livik haritasında kullanılan bu iple geçişler burada da var. Bir böyle geçebiliyorsunuz. Bir de aşağıdan yukarı çıkabiliyorsunuz. Asansör sisteminde de yapmışlar. Binalar gayet güzel duruyor, başarılı duruyor. Bakın bir diğeri de bu şekilde gözüküyor. Hemen hemen buradaki gördüğümüz çoğu şeyi beta'ya getirmişler. Ancak beta'da gördüğümüz her şey globale gelecek diye bir kural yok. Şu an için beta görselleri bu şekilde oyun değişik yapma hakkını gizli tutar. Siz bu yenilikleri nasıl buldunuz değerli görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sizce 3.0 yenilikleri nasıl olmuş değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoya beğen atarak ve yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olanlarda bir zil var, zil tıparak bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Bu arada popülerlik savaşında desteklerinizi bekliyorum. Popülerlik atan herkese çok teşekkür ederim. Bakalım popülerlik durumumuz neymiş. Şu an için öndeyim ancak rakip son anda bastırabilir. İklimacım 3.0 yenilikler hakkında ne düşünüyorsun? Yani güzel gelmiş şeyler yani eşyalar.
yeniliklerin güzel olduğunu belirtiyor. Bazen heyecanla konuşabilirim lütfen. İzleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Popülerlik atmayı unutmasınlar ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Minik Panda'mı da kırmazsanız, seviyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.